Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda metabolizmadan, enerjiden ve canlılardan bahsedeceğiz. Tabii ki burada hangi konularımızı göreceğiz? ATP'yi ve arkadaşlar, e, enzimleri göreceğiz bu videomuzda. Tabii videoyu şöyle ikiye böleceğim ben slaytı. İlk videomuzda ATP ve enerjiden bahsedeceğim. İkinci slaytta da arkadaşlar, ikinci videoda da enzimlerden bahsedeceğim. Üst üste yığılmasın, e, en azından bizim için de çalışması kolay olsun diye. Şimdi İlk önce şöyle bir enerjiye bakalım, metabolizmaya bakalım arkadaşlar. Nedir metabolizma? Metabolizma şu aslında bizim vücudumuzda gerçekleşen yani bir canlının yapısında gerçekleşen tüm olaylara biz metabolizma diyoruz. Ve metabolizma kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Katabolizma ve anabolizma olarak. Peki nedir katabolizma? Arkadaşlar büyük molekülleri basit bileşiklere yıkma olayına biz katabolizma diyoruz. Bu yıkma olayında ne açığa çıkıyor? Enerji açığa çıkıyor. Dolayısıyla biz bunlara katabolizma diyoruz. Mesela katabolizmaya bir örnek verelim. Oksijenli ve oksijensiz solunum, hücresel solunum. Ne oluyor orada? Glikoz arkadaşlar, özellikle zaten glikozu söylüyorum. Çünkü hücreler temel enerji kaynağı olarak glikozu kullanırlar. Glikoz eksikliğinde başka maddelere giderler. Temel enerji kaynağımız glikozdur. Glikoz ve diğer yakıtların karbondioksit ve suya yıkıldığı olaya biz ne diyoruz? Hücre solunumu diyoruz. Hücre solunumunda tabii ki oksijenli solunumdan bahsediyoruz burada. Burada arkadaşlar hücre solunumu sayesinde organik moleküllerde bulunan enerji işlerini şöyle diyelim, hücrem organik moleküllerde bulunan enerji işlerimizi yapmak üzere serbest bırakılıyor. Buna da biz ne diyoruz? Katabolizma olayı diyoruz. Hücre solunumu sayesinde gerçekleşir bu enerji açığa çıkarma. Peki anabolizma nedir? Anabolizma da yapım olayıdır. Basit moleküllerden karmaşık molekülleri ortaya çıkarıyoruz. Bu da arkadaşlar bunu yapmak için de enerji kullanıyoruz tabii ki. Buna da tabii ki anabolizma olayı diyoruz. Mesela örnek verelim. Amino asitlerden protein sentezi, glikozdan polisakkarit sentezi. Bunlar nedir? Hep aslında sentez dediğimiz olayların tamamını biz anabolizmaya alabiliriz ama bir sentez hariç. ATP sentezi hariçtir arkadaşlar. Neden ATP sentezi hariç? Çünkü ATP sentezi yapılırken hücresel solunum gerçekleşir. Hücresel solunumda da sonuçta besinler ne yapıyor? Parçalanıyor. Parçalama olayı olduğu için ATP sentezini katabolizmaya alırız. Ama diğer yapısında sentez geçenleri anabolizmaya alacağız. Mesela protein sentezi, fotosentez, kemosentez bunlar nedir? Anabolizma olaylarıdır. Evet şöyle diyelim. Bakın burada metabolizmanın karmaşıklığından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani ee, çok karmaşık bir yapıya sahiptir metabolizma. Hani şey gibi düşün, böyle sürekli birbirine bağlanan ana yollar, ara yollar gibi düşünün. O şekilde karmaşık bir yapıya sahip. Peki, enerji dönüşümlerinden bahsedelim bir de. Nedir enerji? Arkadaşlar enerji bizim iş yapabilme kapasitemizdir. Yani biz o enerjiyi kullanarak ne kadar iş yapabiliyoruz? Buna aslında iş yapabilme kapasitesine ne diyoruz? Biz enerji diyoruz mesela bazı insanlar vardır böyle şuradan şuraya adım atacak enerjiyi bulamazlar nedir onun iş yapabilme kapasitesi düşüktür ama bazıları da böyle içi kıpır kıpırdır sürekli oradan oraya geçeyim oradan oraya geçeyim yani sürekli bir iş yapma halindedir bunların da enerjileri yüksektir arkadaşlar ee, enerji normalde ben size birazdan enerji çeşitlerinden bahsedeceğim. Kinetik enerji, potansiyel enerji diye. Aslında enerji doğada kaybolmayan bir şeydir. Sadece enerji ne olur? Dönüştürülür arkadaşlar. Sürekli bir e, dönüştürme olayı vardır. Enerji doğada kesinlikle kaybolmaz. Sadece ne vardır? Dönüştürme olayı vardır. Nasıl dönüştür dönüştürüyoruz bunu? Mesela bitkiler e, ışık enerjisini Kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Bunu nasıl yapıyor? Besin sentezleyerek. Besinin yapısına depo ediyor o enerjiyi. Mesela arkadaşlar bizler bitkilerden aldığımız işte o besinlerle besleniyoruz. Ne yapıyoruz? İşte oradaki enerjiyi ATP'ye dönüştürüyoruz. Kimyasal enerjiyi ATP enerjisine dönüştürüyoruz. Yani sürekli bir dönüşüm olayı vardır. Enerji kaybolmuyor. Hareket eden herhangi bir şey kinetik enerjiye sahiptir arkadaşlar. Mesela ee, Yeşil bitkilerdeki fotosentez ışık enerjisiyle gerçekleşiyor. Yani burada aslında termal enerji dediğimiz bir enerji vardır ışık enerjisinde. Bunlar da moleküllerin rastgele hareketinden kaynaklanan bir kinetik enerjidir arkadaşlar. Bu kinetik enerjiyi ne yapıyor bitkiler? Besinlere depo ediyorlar. Bir nesnede depolanmış enerji de potansiyel. Yani aslında bitkiler ne yapıyor? Kinetik enerjiyi Potansiyel enerjiye dönüştürüyorlar. Işık enerjisi bir kinetik enerjiydi. Onu besinlere depo ederek ne yaptılar? Potansiyel enerjiye dönüştürdüler. Hani diyorlar mı ya sende bu potansiyel var bu kapasite var. Hani oradaki potansiyelden gelsin aklınıza depolanmış olan enerji oldu arkadaşlar. Potansiyel enerji bu şekildedir. Peki bizler ne yapıyoruz? Bu potansiyel enerjiyi kimyasal tepkimelerle Açığa çıkarıyoruz ve e, kullanışlı hale getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Mesela hücre solunumu. Hücre solunumunda biz bu depolanmış enerjiyi açığa çıkarıyoruz. Oksijenle tepkimeye girince arkadaşlar bu olay gerçekleşiyor. Dolayısıyla hücre solunumu potansiyel enerjiyi açığa çıkaran bir olaydır diyoruz. Evet şimdi termodinamin yasalarından bahsetmek istiyorum arkadaşlar size. Termodinamin iki tane yasası var ama bu yasalara gelmeden önce termodinamik nedir? sistem nedir Kapalı sistem açık sistem nedir Bir bunlardan bahsedelim Burada aslında birazcık fizik dersine giriş yaptık gibi düşünebilirsiniz Çünkü enerjiyi fizik dersinde bahsediyoruz kimyada da var Hani enerji entropi falan onlardan da bahsedeceğiz Şimdi enerji dönüşümlerinin incelenmesini arkadaşlar Bizler ne diyoruz termodinamik diyoruz Bilim adamları inceledikleri maddede sistem diyorlar. Sistemin dışında kalan yapıya da ne diyorlar? Çevre diyorlar. Mesela bizler bir sistemiz. Etrafımızda bulunan nesneler de bizim çevremiz. Eğer çevresinden izole olmuş bir sistem varsa o sisteme kapalı sistem diyoruz. Bakın çevresinden izole olmuş sistemlere. Bir de açık sistemler vardır. Mesela bizler yani canlı organizmalar açık sistemlerdir. Çünkü çevreyle sürekli etkileşim halindeyiz arkadaşlar. Bu yüzden de bizler açık sistemiz bizler ne yapıyoruz işte enerjiyi çevreden alıyoruz bunu işte besinlerle olabilir mesela bir bitki için düşündüğümüzde ışık enerjisini alabiliriz kimyasal enerjiyi alabilirler bunlar soruyorlar daha sonra atık molekülleri de çevrelerine veriyorlar açık sistemler bu şekilde çalışan sistemlerdir şimdi iki tane yasamız var termodinamiğin iki tane yasası var bunlar arkadaşlar diyor ki ee, Enerji dönüşümlerini yönetmesiyle ilgili bir yasadır arkadaşlar. Şimdi o yasalara bakacağız ama önce şurada açık sistemden bahsedeyim. Bakın açık sistem çevresiyle etkileşim halinde olan sistemdir. Bakın dikkat edin çay. Çay ne yapıyor? Bir süre sonra çevresiyle etkileşim halinde olduğu için soğuyor. Kapalı sisteme baktığımız zaman kapalı sistem bakın buradaki şişedeki su, değil mi? kapalı sistem, izole sistem vardır bir de izole sistemde tamamen dış dünyayla kendisini kapatmış olan sistemdir. Mesela termosun içerisindeki sıcak su, sıcak su uzun süre sıcak kalabiliyor değil mi termosun içinde? İşte çevresinden ısı alıp ya da ısı vermediği için uzun süre arkadaşlar suyu sıcak tutabiliyor termos. O da nedir? İzole sisteme örnektir. Şimdi termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunumu yasasıdır. Az önce dedim ya ben size. Enerji doğada kaybolmaz dedim. Yani evrenin enerjisi sabittir. Bu enerji aktarılabilir, dönüştürülebilir ama yeniden üretilemez ya da yok edilemez arkadaşlar. Biz bu yasaya enerjinin korunumu yasası diyoruz. Mesela örnek verelim. Işığı kimyasal enerjiye dönüştüren yeşil bir bitki. Aslında enerjinin üreticisi değil neydir? Dönüştürücüsüdür. Çünkü ışık enerjisini neye dönüştürüyor? Kimyasal enerjiye dönüştürüyor arkadaşlar. Bu yüzden de yeşil bitki nedir? Üretici değil aslında enerjinin dönüştürücüsüdür. Ama orada besin ürettikleri için biz ne diyoruz? Üretici diyoruz. Termodinamiğin ikinci yasasına baktığımız zaman da şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki Enerji aktarımı ya da dönüşümü yapıldığı zaman evren diyor düzensiz hale gelir. Normalde evrende bir düzen vardır ama her enerji aktarımı ya da her enerji dönüşümü evrenin düzensizliğini artırıyor. Biz bu düzensizliğe entropi diyoruz. Entropi. Bir madde birlikteliği ne kadar gelişi güzelse entropisi o kadar büyüktür. Yani şöyle düşün, bakın evinizi düşünün mesela. Eviniz derli toplu olduğu zaman arkadaşlar evinizin entropisi düşük. Ama bir anda çocuğunuz geldi hop oyuncakları bir tarafa saçtı. İşte her yeri döktü dağıttı ne oldu düzensizlik arttı. Düzensizlik arttığı zaman ne yükseldi diyoruz entropi yükseldi diyoruz. Yani entropi eşittir nedir düzensizliktir. İşte, işte bizler enerji aktarımı ya da dönüşümü arttı, yaptığımız zaman evrenin entropisini Artırmış oluyoruz arkadaşlar entropi önemlidir. E, olimpiyat sorularında da çıkmış ben geçen biraz baktım olimpiyat sorularına entropi önemlidir karşımıza çıkabilir. Şimdi iki yasayı birleştirelim. Birinci yasa enerjinin korunumu yasası İkincisi de düzensizlik yani entropi yasası. E, bu ikisini birleştirdiğimiz zaman şöyle bir olay çıkıyor ortaya diyor ki evrendeki enerji miktarı sabittir ancak niteliği sabit. Değildir enerjinin niteliği. Yani nitelik değişebilir. Düzensiz hale gelebilir. Demek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Organizmalar serbest enerji harcayarak yaşarlar. Şimdi biz burada aslında şey göreceğiz. Endergonik tepkime ile egzergonik tepkimeleri göreceğiz arkadaşlar. Yani kısaca şunu onu söyleyeyim. Eğer ki e, tepkimeler dışarıya enerji veriyorsa biz bunlara egzergonik tepkime diyoruz. Bakın eksitten aklınıza gelsin. Eksit. Eksit ne demek? Dışarı demek değil mi? Yani çıkış demek. Enerji veren dışarıya enerji çıkaran tepkimelere egzergonik tepkime diyoruz. Endergonik tepkime de arkadaşlar tam tersi olan enerji alan tepkimelerdir. Şimdi sistemde şöyle bir durum var. Sistem başlangıç durumundan farklı bir duruma doğru giderken serbest enerjide bir değişiklik meydana gelir. Aslında serbest enerjinin ne olduğunu da söyleyeyim. Serbest enerji sistemdeki sıcaklığın iş yapabilme enerjisidir arkadaşlar. Bu serbest enerjideki değişikliği biz delta G ile gösteriyoruz. egzergonik tepkimelerde de delta G negatiftir. Neden? Çünkü hani açığa enerji veriyor ya. Bu tepkimeler kendiliğinden gerçekleştiği için depolanmış enerji uzaklaştırılıyor. Dolayısıyla enerji kaybettiği için de enerjisi negatif oluyor arkadaşlar. Öyle düşüneceğiz. Enerji kaybettiği için enerjisi negatif oluyor. O yüzden de delta G negatiftir diyoruz. Endergonik tepkimelere baktığımızda kendisine enerji çeken tepkimelerdir. Bu ener bu tepkimelerde enerji depolandığı için pozitiftir arkadaşlar delta G. Mesela fotosentez Fotosentezde ne yapıyor? Işık enerjisini soğuruyor. Bu yüzden de buradan güç aldığı için bir nedir? Endergonik tepkimedir. Endergonik tepkimede enerji soğurulur. Ekzergonik tepkime de enerji açığa çıkar. Peki örnek verelim. Dediğim gibi ender, endergonik tepkime için fotosentezi, ekzergonik tepkime için de mesela hücresel solunumu örnek olarak verebiliriz. Hücresel solunumda besindeki enerjiyi açığa çıkarıyoruz. Dolayısıyla enerji kaybettiği için ne oluyor? Delta G negatif oluyor arkadaşlar. Bakın burada ikisini grafik olarak göstermişiz. Genelde bu grafikleri anlamakta zorluk yaşıyoruz ama şöyle düşünün bakın. Reaktan, Reaktantlar nedir? Tepkimeye girenler değil mi? Bir de ürünler var. Bakın tepkimeye girenler bu şekilde. Ürünler daha az. O zaman ne oluyor? Bakın geriye kalan tüm yapı enerjiye gidiyor. O zaman bu nedir? Enerji dışarıya enerji verdiği için egzergonik tepkimedir. Çünkü e, enerji üründen daha fazla arkadaşlar. O yüzden de ne oluyor? Egzergonik tepkime oluyor. İkincisine baktığımız zaman da bakın tepkimeye girenlerin ürüne dönüştürülebilmesi için sonuçta tepkimeye girenler az, ürün fazla. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu aradaki farkı kapatmak için enerji alması gerekiyor. Yani kendine enerji sorması gerekiyor. Burada biz ne diyoruz? Endergonik tepkime diyoruz. Şimdi ATP'den bahsedelim. Arkadaşlar ATP'nin yapısından bahsedeceğiz burada. Nasıl iş yaptığından bahsedeceğiz. Şimdi Hücrelerde 3 tane temel iş vardır. Nedir bunlar? Mekanik iş, taşıma işi ve kimyasal iş. Örnek verelim bunlara. Mekanik iş için mesela kas hücrelerinin kasılması, sillerin hareketi, hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareketi. Bunlar mekanik iştir. Harekete dayalı şeylerdir. Taşıma işine baktığımız zaman mesela işte bileşiklerin hücre zarından taşınması, mesela kanın içerisinde maddelerin taşınması. Bunlar nedir arkadaşlar? Taşıma işin örnektir. Kimyasal işe baktığımızda da kendiliğinden gerçekleşmeyen. Bakın ekzergonik tepkimeler kendiliğinden gerçekleşir ama endergonik tepkimeler için bir enerji gerekiyor. Bu yüzden de kendiliğinden gerçekleşmeyen bu endergonik tepkimeler kimyasal iştir arkadaşlar. Peki bu güç sağlayan enerji kaynağı nedir? ATP'dir tabii ki. Şimdi ATP'nin yapısından, özelliklerinden bahsedelim. ATP'nin yapısına baktığımız zaman Zaten bir nükleotit tipidir arkadaşlar ATP. E, adenin nükleotidi, riboz şekeri ve fosfat grupları vardır ATP'nin yapısında. Şöyle düşün, bakın adeninle riboz birleştiği zaman oluşan yapıya biz adenozin diyoruz. Adenozin. Adenozine bir tane fosfat grubu bağlanıyor, adenozin monofosfat diyoruz. Bir tane daha fosfat bağlanıyor, adenozin difosfat diyoruz. Bir tane daha fosfat bağlanıyor. Adenozin, trifosfat Yani artık ATP'miz oluşuyor. Peki biz ATP'deki e, enerjiyi nasıl açığa çıkıyoruz? Yani ATP'de nasıl bir enerji var ki bu açığa çıkıyor? Hemen buna bakalım. Arkadaşlar, ATP'de fosfat grupları arasında, şurada göstereyim. Bakın, fosfat grupları enerji arasında yüksek enerjili bağlar vardır. Fosfat bağları. Bu fosfat bağları kırıldığı zaman... Açığa bir enerji çıkıyor. O yüzden de zaten bu tepkime egzergonik tepkimedir. Çünkü açığa enerji çıkıyor. Yaklaşık 7.3 kalorilik bir enerji çıkar arkadaşlar. Bu enerji de hücresel işlerde kullanılır. E, o ATP'deki enerjiler açığa çıkarıldığı için fosfatlar arasında bulunan bağları biz yüksek enerjili fosfat bağları diyoruz. Aslında bu bağlar zayıf. Ama verdikleri enerjiden dolayı arkadaşlar bu şekilde isimlendiriliyor. Sonuçta kolay koparılıp bağlandığı için zayıf bağlardır aslında. Ama yüksek bir enerji açığa çıkarıyorlar. Bu yüzden de yüksek enerjili fosfat bağları diyoruz. Peki ATP nasıl iş yapıyor? Şöyle arkadaşlar ATP hidrolize ediliyor. Yani suyla parçalanıyor. Suyla parçalandığı zaman endergonik tepkimelerde direkt olarak kullanılabiliyor. Suyla parçalanır fosfat gruplarından bir tanesi ayrılır aşağı 7.3 kalorilik bir enerji açığa çıkar ve bu enerjide ne olur İşte enzimler tarafından kullanılır eee, tepkime olay gerçekleşir işte biz bu olay arkadaşlar ATP'nin yıkılması olayıdır aslında bu ATP'nin yapımına fosforilasyon şöyle fosforilasyon ATP'nin yıkılması olayına da bunun tam tersi olan defosforilasyon diyoruz ATP Birazdan zaten şekil olarak da var göstereceğim. Demek ki ne yapıyormuş? ATP hidroliz oluyormuş. Yapısından bir fosfat ayrılıyor. Oradaki yüksek enerjili bağ koptuğu için bir enerji açığa çıkıyor ve enzimler bu enerjiyi kullanıyor arkadaşlar ve böylece ekzergonik tepkimeler pardon, endergonik tepkimeler gerçekleşiyor. Şimdi hemen hemen bütün hücresel işlerde ATP'den Diğer moleküllere fosfat aktarımı vardır arkadaşlar. Ve bu moleküller enerjinin içeriğinin artmasına bağlı. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela örnek verelim. ATP kas hareketi için güç sağladığı zaman ne yapıyor? Kasılma proteinlerine fosfat gruplarını aktarıyor. Bu bağlanan fosfat grupları Oradaki e, proteinlerin birbirine doğru çekilmesini sağlıyor arkadaşlar ve böylece kas hareket etmiş oluyor. İşte ATP'nin iş yapma mekanizmalarından bir tanesi budur. Mesela şöyle göstereyim. ATP'nin varlığında ve yokluğunda tepkimeler nasıl gerçekleşiyor? Buna bakalım. Bakın. ATP'nin yokluğunda e, olaylar kendiliğinden Ceryan etmiyor arkadaşlar. Çünkü endergonik tepkimeler kendiliğinden gerçekleşen tepkimeler değildir. Bu yüzden de burada delta G zayıf şeydir, pozitiftir zaten. Endergonik tepkimelerde neydi? Delta G negatifti, değil mi? Kendisine enerji aldığı için. ATP varlığında ise arkadaşlar şöyle bakın glutamik asit ATP ile birleşiyor, fosfat bağlıyor kendisine. Daha sonra bu fosfat sayesinde işte amonyakla glutamik asit birleşiyor arkadaşlar ve kararsız hale geldiği için birleşme gerçekleşiyor. Fosfat da serbest bırakılıyor arkadaşlar ve böylece glutamin dediğimiz molekül oluşuyor. Evet burada da yine ATP'nin egzergonik tepkimesinden ve endergonik tepkimesinden bahsedelim. Şimdi egzergonik reaksiyonda enerji açığa çıkıyordu değil mi? ATP e, ATP hidroliz ediliyor Hidroliz edildiği için de açığa ne çıkıyor arkadaşlar 7.3 kalorilik bir enerji açığa çıkıyor Biz bu tepkime egzargonik tepkime diyoruz çünkü açığa enerji çıkıyor arkadaşlar Endergonik tepkime de neydi enerji gerektiren tepkimeydi buradaki enerjiyi kullandık Daha sonra glikozlu glikoz altı fosfata dönüştürdük bu da nedir Endergonik bir reaksiyondur ve bu reaksiyonlar endergonik reaksiyonlar unutmayın kendiliğinden gerçekleşmez enerji gerektiren tepkimelerdir arkadaşlar. Peki ATP yeniden nasıl oluşturulacak? Bu da son artık. Şimdi biz iş yaptığımız zaman sürekli olarak ATP kullanıyoruz arkadaşlar. ATP yenilenebilen bir kaynaktır zaten. ADP'ye fosfat eklenmesiyle yeniden oluşuyor. Yani o enerji yeniden bağlanıyor. ATP'ye. Şimdi e, ADP'nin fosforilasyon için yani ADP'ye bir fosfat bağlanıp ATP'nin oluşabilmesi için hücrelerdeki yıkım tepkimelerini gerçekleşmesi lazım. Yani kısacası nedir? Hücresel solunumun gerçekleşmesi lazım arkadaşlar. Hücresel solunum gerçekleştiği zaman ne olacak? ADP'ye bir tane fosfat eklenecek ve enerji depo edilecek. İşte şimdi burada ben size ATP'nin ATP oluşumunu ve yıkımını göstereyim. Egzergonik ve endergonik reaksiyonları göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Ee, burada ADP'den bakın şurada ADP'den fosfat ekleniyor ADP'ye ve ne üretiliyor? ATP üretiliyor. ATP üretildiği için arkadaşlar buradan enerji alındığı için aslında burada tam tersini vermiş yanlış vermiş. Şu olay endergonik tepkimedir. Ya da biz şöyle okların yerini değiştirelim. Ben bu dikkat etmemişim. Özür dilerim. Şöyle şurayı sileyim. Okların yerini değiştirelim. Şöyle okumuz şuraya doğru olacak. Buradaki okumuz da arkadaşlar şu şekilde olacak. Bakın. ATP'den e, enerjinin açığa çıkması olayına biz ne diyoruz? Ekzergonik tepkime diyoruz. He, tamam. Tamam, şimdi oldu bir dakika. Ben yanlış anladım burayı. Pardon özür dilerim. <laughs> İnşallah sizin kafanızı karıştırmadım. Ben hep bunların ikisini karıştırıyorum çünkü ATP anlatırken. Şimdi arkadaşlar. Şimdi biz ATP'ye fosfat bağlarken bir enerji depoluyoruz ya. Enerji depoladığımız için ATP'nin üretildiği tepkimeler gelecek aklınıza. Bunlar da nedir? Egzergonik açığa enerji çıkaran tepkimelerdir. Çünkü ATP üretilince sonuçta açığa enerji çıkmış oluyor. Bunlar nedir? Hücre solunumu ve katabolizma olaylarıdır. Açığa enerji çıkardıkları için. Endergonik tepkimeler ise enerjiyi gerektiren tepkimeler yani enerji harcanan tepkimeler. Enerjinin harcanması için de ATP'nin yıkılması gerekiyor. ATP yıkıldığı zaman e, enerji açığa çıkar ve bu enerjiyle aktif taşıma, hücre hareketleri, anabolizma olayları, sentez olayları gerçekleşir arkadaşlar. İşte böylece endergonik ve egzergonik olayları da görmüş olduk ATP üzerinden. Dediğim gibi kafanızı karıştırdıysam özür dilerim ama son ki anlattığım doğru olay. Ee, böylece biz ATP'yi, enerjiyi bitirmiş olduk. Sonraki videomuzda enzimlere geçeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.